ve sanat kadrosu başkanı Duygu Aliza Gökçek bir hemşirin. Hoş geldiniz. Nasılsın abi? Allah aşkına sizden ne var ne? Abi merhaba. Nasılsınız abi? Allah yardım etsin. Allah iyilik versin. Sizleri ziyaret ediyoruz. Adayız. Adayız abi. Dua ve destek bekliyoruz. İnşallah. Geldi mi Ankara? Hadi hadi. Ben sana bir şey söyleyeyim. İyisin. Elbislerim olsun. Merhaba hoş geldiniz. Tamam. Abi, 102 gündür sahalarda çalışıyoruz. Yoğun bir tempo içerisinde. Malum son 4 güne girdik. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Son 2 gün yine bir saha çalışması için sahalara çıktık. Aynı zamanda birebir üyelerimize ziyaretlerde de bulunuyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Vallahi biz sadece üyeler bazında gezi yapmadık. Yaklaşık Karabük'te benim tahmini bildiğim 4000 tane esnafımız var. Biz hiç kimseye ayırmadan, üyemiz olsun olmasın, tamamını gezip ziyaret etme şeklinde sahaya çıktık. Ha, atladığımız, unuttuğumuz belki insanlar olmuş olabilir. Onlar da bu tempoda kusura bakmasınlar. Ama biz üyemiz olmasa da tamamını gezmeye çalıştık, gezdik, gönülleri almaya çalıştık. Bu şekilde devam etti. Biz her zaman başından bu tarafa şunu söyledik. Ne yazık ki odaların varlığını bilmeyen birçok üyemiz var. Haliyle geçmişte böyle bir saha çalışmaları olmadığı için üyelerimize de hak veriyoruz. Tabi bazı üyelerimiz odalarımızı şu şekilde görenler de var. Sanki odalarımız bir devlet kurumu, oraya kayıt olup kayıt olma mecburiyeti varmış gibi ya da sizimiz seçim hakkı olduğunu bilmeyenler var. Ama burası bütün esnafların odası. Tabi burada seçilme ve seçme hakkı olduğunu da biz insanlara artık bunu birebir de söyledik. Birçok kişi de bunu artık biliyor. Bundan sonra da ilerleyen süreçlerde de artık seçimler bundan da öte ta böyle renkli geçeceğini düşünüyorum. Daha öncesinde malum geçen dönem 4 yıl önce Volkan Kılıç kardeşimiz bu konuda insanlara bir nebze de olsa aydınlatmıştı. Devamında biz çıktık. Buna katkı sağladık. Bana göre artık üyelerimizin %90'ı odanın bir seçimi olduğunu biliyor artık. Esnafların tabii sıkıntı, esnaf sıkıntısı olacak, oluyor. Bizlerin de, biz de esnafız. Sıkıntılarımız oluyor. Biz halden anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Biz de bir esnafız, küçük esnafız. Küçük esnaf olduğumuz için esnafın halinden esnaf anlar. Ama özellikle esnafın sıkıntısı şu. Kurumlardan, yani sadece o da değil, diğer kurumlardan da beklentisi. Ya işte kurumları temsil edenlerin, bizlerin niye bir çay kahvesi içmiyor, niye bir hava atımı sorulmuyor? Yani sadece maddi olarak beklentisi yok esnafın. Ya olanı da var ama birçok kişinin de maddi bir beklentisi yok. Sadece halatır sorulması. Çayımız kahvemiz içilsin. Bize sorulsun. Esnafın en fazla muzdaribi bu. Tamam, kolay gelsin. Sistemimiz olsun. Merhabalar. Son tura çıktık. İyi yaptın. Nasıl gidiyor? Artık 3'ün var. Ne zaman? 6'sına mı diyor?